Şişkinlik problemi de yine en sık yaşanan sorunlardan bir tanesi. Bunun bir sebebi uzun süreli açlıktan sonra fazla çiğnemeden bir anda kısa sürede fazla besin tüketimi olmakta. O yüzden önerimiz önce bir kase çorbayla başlamak, bunu yavaş yavaş tüketmek. Eğer çok gaz şişlik probleminiz oluyorsa kimyon ekleyebilirsiniz. Yine baklagiller size gaz şişlik problemi yaratıyorsa Ramazan döneminde baklagil tüketiminizi biraz kısıtlayabilir ya da porsiyona dikkat edebilirsiniz. Yine yemeklerin içerisinde de kimyon konabilir. Aynı zamanda en çok önerdiğim şey kesinlikle yavaş yavaş çiğnemek. Çorba içtikten sonra bir 10-15 dakika bekleyebilirsiniz. Sizin için çok daha güzel olacaktır. Ancak tüm bunları yapmadınız ya da yaptınız yine de şişlik probleminiz var. O halde iftardan 1-2 saat sonrasında mutlaka ya da 1 saat sonrasında diyebilirim. Bir şişe maden suyu içebilirsiniz. Bir ya da iki şişe. Maden suyunun sodyum oranının düşük olmasına dikkat edin. Çünkü fazla sodyum, ki tuzun içerisinde de sodyum olduğunu düşünürsek yine size şişlik, ödem yapabilir. Bir iki şişe maden suyu yeterli. Şişlik probleminize yardımcı olabilir. Bir de rezene, kimyon çayı gibi çaylarda destekleyici etkide olacaktır.